Hikayeni devam ettiriyoruz. Günahın Tadı hikayesini. Bölüm 11. Yüzleşme. Alexander farklı bir ruh halindedir ve onu rahatlatabilecek misin? Yeni yurt sabahı uyandığında yumuşak bir öğleden sonra ışığı yatak odanı doldurur. Aman tanrım, çok güneşli ve çok güneşli. Güneşe karşı gövdeni kısıyorsun, başın zonklar. Yorganı üstünden atarsın ve dün geceki giysilerinle uyuduğunu fark edersin. Dün ne oldu? Sanırım birini etmiş olabilirim. Sonra dün gecenin bir kısmı aklına gelir. Alexander'ın seni evde bıraktığını. Ve bir şey hakkında konuşuyorduk. Sanırım önemli bir şeydi. Ah, ve Sofia ile ayrılmışlar. Onu hatırlıyorum. Bununla ilgili kendimi nasıl hissediyorum? Mutlu tabii ki. Neden mutlu? Akşamdan kalma olduğum için olmalı. Sanırım delirdim. Birkaç tane aspirin içersin ve uzun bir duş alırsın. Aşağı indiğinde Rosanna'nın buzdolabını temizlediğini ve Amelia'nın tezgahta yapboz ile oyalandığını görürsün. Esmeralda ne kadar çok uyudun. Rosanna seni görür eğilerek fısıldar. Ve epey akşamdan kalma gibisin. Alexander da uyuyor olmalı. O da henüz aşağı inmedi. Rosanna'nın önünde bir tabak koyar. Amelia yara bitmiş bir yapbozu işaret ederek sana daha da yaklaşır. Bana yapboz yaparken yardım edebilir misin? Gerçekten çok zor. Yapbozuna yardım etmeye çok isterim. Oley. Amelia dikkatini yapboza çeker. Tamam, bitince bir peri prensesinin fotoğrafının oluşturması lazım ama kanadımın ucu kayıp ve hangi parçayı kullanmam gerektiğinden emin değilim. Belki parlak mor parça olabilir. Hayır, bu muhtemelen ejderhanın bir parçası. Evcil bir ejderhası var. Ejderhalar köpeklere kıyasla çok daha iyi korurlar. Ve nefesleriyle tavuk pişirebilirler. Bir de ejderha ile dolaşmak için makul bir sebep. Bence de. Bak işte doğru yer. Amelia yapboz parçasını doğru yere yerleştir. Senin de yardımınla kısa sürede tamamlanır. Bu görüldük en güzel yapboz. Gördüğüm. Doğru. Tekrar sana doğru yaklaşır, sıcak ve kocaman bir sarılma için küçük kollarını sana dolar. Bana yardım ettiği için teşekkürler Esmeralda. Senin için her şeyi yaparım Amelia ve teşekkür demeyi unutmadığını görüyorum. Evet, çok önemliler, hatırlıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Brunch yaptıktan sonra öğleden sonra geri kalan akşamdan kalma bir şekilde patates gibi yatarak geçirirsin. Dün geceden sonra Alexander'ı görme konusunda endişelisindir. Sanırım dün aptallık ettim. Ama saatler geçer ve ortalığa inmez. Akşam yemeği saati geldiğinde bile Esmeralda, Alexander akşam yemeğinin hazır olduğunu söyler misin? Tabii ki. Teşekkürler. Rosanna çoban kaldırma yaptı. En sevdiği yemek. Koridorda durup kapısını çalarsın ama hiç ses gelmez. Alexandra yemeği hazır. Kapar alanda da odadaki ışıkların kapalı olduğunu görürsün. Ben kapıyı tekrar çalacağım. Alexander. Ka-
Kapı kolunu çevirmeye girersin ve kapının kilitlenmediğini fark edince şaşırırsın. Merhaba. Alexander yüzüstü yatarken görürsün Ünver. Ne halt istiyorsun? Annem benden konuşmayı kes ve çık dışarı. Ben onu kibar olmasını söyleyeceğim. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Cidden insanlara askeri düzeyden azık olmak ne kadar zor. Döner ve sana bakar. Durmazsan ne yapacaksın? Birkaç yıl daha mı saklayacaksın? Çünkü bu istediğini almanın olgun ve etkili bir yolu. Kulaklarını kapatır. Tamam, özür dilerim. İsmail, lütfen benimle bu kadar yüksek sesle konuşma. Beni yalnız bırakır mısın? Acı çekiyormuş gibi yüklü. Endişen sinirini bastırır ve yatağa doğru yaklaşırsın. Değil misin? Lütfen sadece git. Oradan çıkıp aşağılmıyorsun. Her şey yolunda ama stresli görünüyorsun. İyiyim Alexander, işte başı ağrıyor sanırım ya da. Ah hayır, muhtemelen yeni bir migren hatadır. Maalesef migren hastası. Migren mi? Ne kadar kötü. Sanırım hiç başına gelmedi, çok kötü. Onunkiler bu kadar kötü ki bazen midesine kadar vuruyor. İlacına ihtiyacı var. Evet tatlım, gideyim davayım. Rachel bir ilaç şişesiyle döner ve içindeki iki ilaç alır. Bunları yemek ile almalı. İsmail, bir tabak götürür müsün? Tabii. Teşekkürler, tabak burada. Bildiğim bir sonraki şey, Alexander kapısının önünde tepside bir kase çoban kavurma ile beklediğindir. Alexander. Bu sefer odada yürürken adımları sessiz ve sesini alacaktır. Bıraktığın aynı yerdedir ve yüzü yasal gönlüdür. Sana çoban kavurma getirdim ve ilaçlarını. Haplardan bahsedince kıpırdanır ve yuvarlanarak yan tarafına dönür. Kuzu yatağın ortasında yatmaktadır. Ona ulaşmak için oturman gerekir. Beyaz hapları alır ve onu su uzatmana fırsat bile vermeden yutar. Su ve... Ama o tekrar yatmıştır bile. Alexander, biraz su içip yemelisin. Neden? Hapları yemek yemeden içemezsin. Tabii ki alabilirim. Gidebilirsin, iyiyim. Onu böyle görmekten nefret ediyorum. Sersifil görünüyor. Ama yemek ve su ona gerçekten iyi gelebilir. Onu yedirip içirmeliyim. Saçma sapan tatlı sesine takınırsın. Olmaz, suyun içip yemeğini yemeden hiçbir yere gitmiyorum. Alexander homurdanır. Şaka yapıyor olmalısın. Ciddiyim, yemen gerekiyor. Tüm gece boyunca oradasın, o zaman çünkü yemeyeceğim. Onun yüzüne doğru eğilirsin. Alexander, 4 yıldır tatlılık yapıyorum. Sence bir çocuğa yemek yedirmeyi bilmiyor muyum? Ben çocuk değilim. O zaman öğrenmişsin gibi davranma. Sesini birazcık yükseltirsin ve irkilir. Açık sesle konuşur musun? Onun gibi mi? Sesini kalabalık bir topta biriyle konuşuyormuş gibi seviyeye yükseltiyorsun. Boşuna gitmedi mi? Çünkü sen yene kadar bu ses tonuyla konuşacağım. Sen delirdin. Ben kararlıyım. Yemeğini ye. Sürekli homurdan Alexander oturur ve tepsiye alır.
Çoban kavurma neredeyse işte günü yer ve suyu içer. Daha iyi misin? Sesim fısıltıya dönmüştür. Tepsi yeniden alırsın ve yan dönüp yatmasını izlersin. Yüzü de sana dönüktür ve gözleri kapalı. Belki biraz. Midem daha iyi. Beni zorladığın için teşekkürler. Her zaman. Onun yanında yatakta yazmasını izlersin. Her nefes alıp su verişinde göğsü inip kalkıyordu. Çok huzurlu görünür. Hafifçe ağırlığının yönünü değiştirir ve bir tutam saç yüzüne düşer. Ben saçını düzelteceğim. Uzanıp Aleksandr'ın saçını düzeltirsin. Saçı ipek gibi yumuşaktır ve parmaklarını kaçırabileceğin kadar uzundur. Aleksandr gözlerini açmadan uzanıp elini tutar ve kendi elinin içine alır. Ne yapıyorsun? Seni daha iyi hissettirmeye çalışıyorum. Seni bu kadar acı çekerken görmeyi sevmiyorum. Aleksandr sana bakar, o sıcak kahverengi gözlerde kaybolursun. İsmail de bana çok yakınsın. Ne anlamadım. Bana o kadar yakınsın ki gözlerinden yansıyan ışığı görebiliyorum. Parfümünü koklayabiliyorum. Çok güzel kokuyorsun. Tanrım benden uzak durmasın. Sen başka bir şey söylemeden Aleksandr en senden tutuyor. Seni öpmek için kendine doğru çekiyor. Ben de onu öpeceğim. Öpücük ateşin damarlarında dolaşmasına ve kadar uyanmasına neden olan karanlık ve dumanlı bir hareketti. Bir sis sisinden ele geçirir. Tüm hissedebildiğin Aleksandr'ın dudaklarının sıcaklığı var. Saçlarını çekersen keskin, hoş bir şekilde ağzında dolanır. Bu kısımlarını okumuyorum. Aleksandr. Konuşmayı kes. Seni tamamen odaklanarak öpüyorum. Derin oluşturucu hareketleri bir kapıya çaldığında sona eriyor. Aleksandr. Kapının kolunu döne Aleksandr'a uzaklaştığında sanki ciğerlerinden birini dilinden sökmüşsün gibi sana bakar. Bu öpücüğü yerde kesmek onun için dayanılmazdı. Yaka odasının kapısı açılır. Aleksandr nasıl? İsmail'de. Şimdi hala burada olduğunu fark etmemişimdir. Ben de onu yedirmeye çalışıyorum. Umarım sana yardımcı olmuştur. Gelin siz. Koşmaya yakın bir hızla odadan kaçarsan odana güvenli bir şekilde girene kadar durmazsın. Beni öptü. Bununla ilgili nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Onun bununla ilgili ne hissettiğini merak ediyorum. Sabah bunun yanıtını almayı umarsın ama günler geçer Aleksandr'ı gördüğün her sefer odasından yeterince hızla çıkamaz. Pardon, ayaklık mı yapıyorum yoksa beni görmezler mi geliyor? Başını sallayarak dikkatini tekrar ameliyaya verirsen sayılara çalışıyordur. 2 ve 4, 6 eder. Mükemmel, iyi iş ameliyaya. Ameliyanın gülen yüzünün ardına bakarsın ve Aleksandr oturma odasına girdiğini görürsün. Hey Aleksandr, konuşabilir miyiz? Konuşmak mı istiyorsun? Eğer sen konuştuğumuzda işleri garip bir yerde bıraktık. Bak, gitmem gerekiyor. Benim bir şeyim var. Başka bir kelime daha etmeden hızlı odadan çıkar. Evet, beni kesinlikle görmezden geliyor.
Sanki zihnini okuyormuş gibi telefonda senden gelen bir mesaj belirir. Sen zamanlarda pek ortakta yok olan ne olduğunu biliyor musun? Ameliyat kartları çalışmaya bırakırsan onu yanıt verirsin. Benden ve belki birkaç yer bununla ilgili olabilir. Ne kadar korkak bir tavuk, onu rahatsız eden şey neyse itiraf etmesini sanmalısın. Bu akşam İslam kulübünde olacak, oradan kaçamaz. Bunu bilmiyordum. Motoru çok hızlı. Hayır, benim motorum çok hızlı. Onun gereksiz pahalı bir İtalyan Porsche var. Onu kovalayıp gerekirse durduracağım. Geliyor musun? Onu şöyle yanıtlayacağım. Evet, geliyorum. Güzel. Seni akşam 9'da alırım. Islington'da o akşam kalabalıktır ama Alexander neredeyse gider gitmez. Motoru başlangıç çizgisinin orada durup Ray ile konuşarak bir içiyor. Tamam, senindir kızım. Sama dönersin. Evet. Göründüğün kadar kendine emin hissetmezsin ama Sam'ın seni pohpohlaması sana yardımcı olur. Şimdi oraya git ve aptal kuzenimin duyguları hakkında konuşmaya ikna et. Seni piste doğru iter ve senin gönülsüz Alexander'a doğru yürürsün. Kalbin çarpıyor. Konuşmamız lazım. Ah, sonunda dadıyla yattın mı? Sorun ne? Beklentini karşılamadı mı? Çünkü ben... Alexander küçük arkadaşın üstünü yakalar. Onunla öyle konuşma. Alexander. Kendimi koruyabilirim. Yapabileceğini biliyorum. Sadece kolaylaştırıyorum. Alexander oyu bırakır ve Roy özür dileyerek kaçar. Gerçekten daha iyi arkadaşlar edinmeye ihtiyacım var. Yarış yakında başlıyor. Ne istiyorsun? Ses sonundaki sertlik seni savunmasız bırakır. Belki beni görmezden gelmesine izin verseydin. Beni görmezden gelmesi bana psik yapmasından daha iyiydi. Ama omuzlarını ona döndürerek baskı yaparsın. Daha öncesi hakkında konuşmak istiyorum. İç çeker. Bak biz. Polis. Birisi mikrofondaki panikalindeki sesi blok boyunca duyuyor. Lanet olası polis geliyor. Herkes uzaklaşsın. Yine en güzel kısmı da bitti. Bölüm bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.